Bakın bir şeyle yüzleştireyim ya. Çok mühim bir şey aklıma geldi. Kanuni Sultan Süleyman. Buyurun burada yüzleşelim. Delikanlı olalım ama. Sahabe efendilerimize Resulullah'ın bir şey dediği zaman tam ya Resul. Bunu yaparım. Bu hususta biraz bir kendi nefsime bir bakayım. Gerçekçi olacaksın. Kanuni Macaristan taraflarına gitti. O bölgelerde fetihler yapıyor. Fetihler yapılırken papazın bir tanesi dedi ki meşhur Yuşa bin Nun. Yuşa aleyhisselam. Papaz da olsa biliyor da tarihi. Biz nasıl ki Hristiyanlık alemiyle alakalı Roma tarihini okudum defalarca. Okuyorsun. O da öğrenmiş. Dedi ki Yuşa Aleyhisselam döneminde Yuşa Aleyhisselam'ın askerlerinden bir tanesi zina etti. Ondan sonra neredeyse savaşı kaybedecekti. Askerlerin arasında yanlış yapanlar oldu. Girdiği yerlerde düşman o şeyine de girse orada böyle bir menfur bir iş yaptı. Efendim bütün ordugahı arattırdı. Oradaki o kadını adamı buldular. Süngünün üstüne astılar. Öyle efendim o adamı teşhir ettiler. Yani biz hak davayı güderken böyle menfur bir iş yapan. Ya Rabbim tövbe ediyoruz. Bundan dolayı bizi muhakkak hazı etme diye ve zaferler nasip oldu. Mesela basit değil. Zina bütün dünyayı batırır. Pis kokulu işlerdir onlar. O pis koku bütün dünyayı lama çevirir. Açık konuşuyorum. Öyle basit bir günah değil yani. Basit bir günah değil. O zina meselesi, adam öldürme meselesi mahşerin çöplüğüne atılacak. La nasibe lehum Allah'ın rahmetinden bunlara pay yok. Hesap görülür 500 bin sene. Ondan sonra hele bir bakalım. Mevla Teala'nın hükmü ne olur? Bilmiyorum. Bu kadar söyleyeyim. Gidin araştırın. Bulursanız bana söyleyin. Öyle büyük günahlar. Basit değil. Muhasebe Medeniyet, çağdaşlık. Tabii tabii. Buyur buyur. et. alayet, İslamdan alayet. Her türlü ahlaksızlığı yap. Ondan sonra büyük adamım. Peki peki orada görürsün. O pis koku nasıl yayılır? Zinakarların bedenlerinden çıkan koku bütün mahşeri mahvedecek. Mahşer iğrenecek. Bir de kendi kokusunu düşün. Nasıl kokuyor? işte atılacak çöplüğe de e, kurtaracağız diyelim. Allah kötülerden bizi muhafaza eylesin. Çok tövbe lazım bu işlere. Böyle basit falan değil. Böyle küçük günah değil bunlar. Kanuni askerini toplamış. Genç daha o zaman mübarek efendi. 25-30 yaşlarında toplamış orduyu. Papaz dedi ki eğer biz bunları bir günaha sokabilirsek Mevla onlardan rahmetini çeker bu savaşı kazanırız diyor. Baba görüyor musun? Gavur biliyor yani. Ne yapacağız? Papaz dedi ki en güzel kızları seçin. Bunlar dedi buraya geldiklerinde şu suyun başından mecbur su alacaklar. Bunlar namaz kılıyorlar, abdest alacaklar. Bunlar suyu severler. Bak onu da biliyor. E tabi seviyoruz su da. Allah bizi suzlukta imtihan etmesin yani. Allah dünya ahirette suzu bırakmasın. Makbul böyle bir dua hakkım olsa suya kullanırım onu. Tuhafınıza gitmiyor etmesin. Makbul dualarımdan bir tanesi. Allah dünyada da ahirette de suya muhtaç etmesin. Niye buraya kullanıyorum? Ahirette suya muhtaç olmadın mı? Cennet garanti oluyor da oradan. Ha, yani ikisini dengelemeye çalışıyoruz yani. Rabbim selamet versin. Sonsuz rahmetini versin yani. Bir şeyin üzerine bina etmeyelim ama işin ehemmiyetini anlatmak için. Sonuç efendim orada getirdi rahibeleri, farklıları böyle bir de endamlı mendamlı. Geldiler oradan su alıyorlar. Yüz binlerce asker gitti. Suyun başında suları alacaklar. E bir de aylarca yollardalar. Eşinden icabında yuvasından ayrı aylarca böyle ondan sonra endamlı mendamlı böyle efendim 50-100 tane kız geliyor öyle endam ediyorlar güya su alıyorlar falan efendim bizim askerlerimiz hepsi anlıyor ne yapıyor biliyor musunuz askerlerimizin yaptığı hareket şu hepsi böyle yapıyor. Hepsi öyle yapıyor. Adam harama bakmak için uğraşıyor, duvara tosluyor. Ecdat harama bakmamak için. Ve lemen khafe makamı Rabbi. <laughs> Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkup. Ve nehen nefsi anil heva. Nefsini günahlardan tutanlar. Fe innel cennete hiyel Bunlar cennete gider. Adam haramın peşinde koyuyor. Aydın, münevver, çağdaşım, büyük adamı. Işıklar içerisinde bir yere gönderirler seni. Allah sonumuzu hayır eylesin ya. Bu ne menem iştir ya. Bu ne had bilmezliktir ya. Bu ne altın fanusta kendini görmektir. Bu kibir bile adamı batırır ya. Allah tövbeyi nasıl nasip eylesin. Basit mi zannediyorsun sen bunları? Ecdat tarihi böyle yazdı. Ondan sonra efendim bir tanesi bakmadı dün Hepsi sırtını döndü. E onlar da insan neticede. Baktılar ki böyle bir şey. Onlar utandılar. Gavur da olsa bir şeyi var o. yapısı var. Ondan sonra papaz dedi ki hiç boşuna uğraşmayın dedi. Bunlarla savaşı kazanamazsınız dedi. Kazanamazsın tabii. Allah askerimize iffet nasip eylesin. Amin. Cesaret nasip eylesin. Amin. Edep nasip eylesin. Amin. Arhaya nasip eylesin. Amin. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Yani konu asker olunca oradan dua ettik. Hepimize Allah edep ahlak nasip eylesin. Amin. Ya